Selam canlarım, ben geldim. Nasılsınız? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Herkese buradan mutlu bayramlar. Bayramınız mübarek olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Bayramda açılım yapmak istedim. Böyle özel günlerde iyi oluyor. Hem sizle buluşuyorum hem de sizlere enerjileri böyle daha yüksek oluyor. Onun için böyle niyet ettim. Şimdi canlarım benim zaten Instagram'da biliyorsunuz yayınlamıştım. O ve ben açılımımı yapayım. Yoksa beni seviyor mu, adı mı olacak mı açılımı yapayım diye. En çok kariyer, iş, onunla ilgili de sundum. İnanın kimse ne kariyer, ne iş, hiç kimse böyle bir açılım istemedi. Herkesin istediği şey şu: beni seviyor mu hala? Adı mı olacak mı? Duyguları ne? Tamam mı? Bugünkü açılımımız bu. Buraya ayarladım, niyet ettim, niyet ediyorum ilahi kanaldan doğru bilgiler almaya. Öncelikle onu diyeyim. Tamam mı? Şimdi buraya çok güzel büyük bir açılım yaptım. Öyle canım istediği. Burada her şey arkadaşlar biliyorsunuz bu kanaldaki her şey gerçek. Öyle şey yok bizde. Yani 3'ü 5 yapmak, anlatmak veya ne bileyim yani olmayacak bir şey olacakmış gibi göstermek yok. Ama size uyanları her zaman genel açılım bunlar biliyorsunuz. Kişiye özel değil. Ama size uyanları alın, kabul edin, uymayanları evrene geri yollayın. Ve şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Sürekli mesaj alıyorum. Tamam, diyorlar ki Melek Hanımcığım, Melek Hanımcığım. Efendim, efendim diyorum. Ben niye bu kadar sıkıntıyı yaşadım? Bu kişi benim hayatıma niye geldi? Allah kahretsin bunu diyenler mi ararsın? İşte ben buna bunu yaptım. Maddi olarak mesela özellikle şu var arkadaşlar. Şuna çok iyi bir nokta değinmek istiyorum. Tamam mı? Melek Hanım, ben maddi olarak, manevi olarak bu adamın yanında oldum. Evet canım benim. Fakat bu insan beni bıraktı gitti. Bana kredi çektirdi, borç çektirdi, işte onu yaptı, bunu yaptı, çekti gitti. Şimdi bir erkek sizden para istediği zaman veya bir erkek sizden nasıl bir şey talep ediyor ya, bu nasıl bir şey yani, buna nasıl izin veriyorsunuz siz? Hiçbir erkek, yani erkek değil de canım o zaten de yani erkek, yani nasıl bir para isteyebilir? Yani sen tanımıyorsun bunu uzun zamandır, niye götürüp de kredi çekip de bilmem ne diye, yani bu kadar mı yoksunsun, yani bu kadar mı yalnız kaldın, nerede yaşıyorsun? O kadar kızıyorum ki biliyor musun? Ve gerçekten yani insanların şuuru mu gidiyor, aklı mı gidiyor, eli ayağı mı kilitleniyor? Ama bana göre şöyle bir şey var arkadaşlar, bazıları psikolojik travmatik durumlardan sevileyim diye, ya ben parayla mı sevileceğim, sevilmeyeyim yani, anlatabildim mi? Ama işte anlamıyorlar. Anlamıyorlar ve ben de bunlara çok kızıyorum. Niçin bunlar yapılıyor? Biri beni sevsin diye güzel görünemem. Biri beni sevsin diye para da veremem. Biri beni sevsin diye farklı bir kişiliğe, karaktere de bölünemem. Sevecekse sevsin, sevmiyorsa kapı orada, sapı orada yani. Bu kadar basitti. Yapmayın canlarım benim, yapmayın. Böyle tarz ilişkilerden kaçın, vınlayın. Kaçmayın hatta. Böyle vın var ya, vın, ışık hızıyla. Vınlayın gidin yani, kalmayın. Çünkü bunları size zararı olur. Sizi tamamlayabilen, sizi sevebilen, sizin ilişkinize katkısı olan kişilerle birlikte olun. Yani işte sürekli aynı sorular geliyor bana. Melek Hanım, niye bunları yaşadım? Şimdi bu konuya da değineyim. Niye yaşadın? Ya bir karman vardır, ya alman gereken bir ders vardır, ya sen ona bir şey öğretmişsindir, ya da o sana bir şey öğretmiştir. Yani neyi öğrendiysen öğrenmişsindir, artık bir farkındalığın artıp da bir geri çekilmeniz gerekiyor. Anladın mı? Ama burada ne oluyor? Sürekli o, düşünün ki burada bir girdap var. O girdabın içine dalınıyor. İşte gene de bir bekleyiş içerisinde. O bana gelsin. O, ben onu istiyorum. O bana gelsin. E gelsin de yani, Allah cezanı veriyor. Niye gelsin? Yani niye gelsin? Tamam mı? Ben bunu anlayamıyorum. Yapmayın canlarım. Gerçekten yapmayın. Çok üzülüyorum. İlişkiler öyle bir noktaya geldi ki, ilişki demekten artık böyle var ya, o cümleyi bile ağzıma almak istemiyorum. Yani böyle ilişki olmaz bir kere. İlişki dediğiniz şey, tamam mı, karşılıklı olur. Karşılıklı. Her şey karşılıklıdır. Denge bozulduğu zaman o ilişkiden çıkıyor. O artık, onun içerisine mantık giriyor, para giriyorsa. Zaten bir ilişkinin içine para geliyorsa
O ilişki ilişki değildir ki. Yani para giriyorsa ilişki ilişki değildir. Beklenti, tamam mı? Beklentin olabilir. Neyle ilgili beklentiniz olabilir ilişkilerle ilgili? Ben size söyleyeyim. Geleceğe yönük, işte dönük pardon, işte birlikte plan alırsınız, birlikte neler yapacağınızı planlarsınız. Hayatı ben bu kişiyle geçirmek istiyorum, bu benim hayatımı tamamlayan kişi dersiniz. O ayrı bir mevzu. Fakat kalkıp birisi maddi olarak birisinden beklenti içerisindeyse, işte ben bu ilişkideyim, bu adamın parası var, bana onu yapsın, bunu yapsın, ev yapsın, şunu yapsın. Bir kere orada sınıfta kaldın sen, tamam mı? Yani sen ondan beklediğin şeyleri anlatabiliyor musun? O sana verdiği zaman sen mutlu mu olacaksın? Asla mutlu olmayacaksın. Çünkü ilişki demek bu değil. Maddiyata dayanmıyor. İlişki demek nedir biliyor musunuz? Saygı. Bakın öncelik saygıdır ya, saygı. Bu kişinin sizin hayatınıza saygısı var mı? Hayatınızdaki zorlukları sizde destek oluyor mu? Bu kişi size değer kıymet veriyor mu? Bu kişi sizinle ilgili plan, proje, geleceğe yönük yapıyor mu? Ve sizin çoluğunuzu, çocuğunuzu kendi çocuğu gibi önemsiyor mu? Evli olanlar için söylüyorum. Yani bunların hepsi bir bütündür. Ama siz içinden bunun bir tanesini alıyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki ben ilişki yaşıyorum. Yaşamayın arkadaş böyle ilişki. Yani bu ilişki demek değil. İlişki çok farklı bir şey ya. Yani zaten şöyle bir şey var. Bakın aynı olan durumlar, aynı kişiler ilişki yaşaması sıkıntı olur. Yani sıkıcı gelir. Şimdi benim aynı mı bana verseler ben sıkıntıdan geberirim yani. Çünkü ben şey bir insanım, hareketliyim, böyle enerji doluyum, deli doluyum, kafam ne eserse onu yaparım, lafımı esirgemem. Şimdi benim aynımı düşünüyorum, bana verseler ben istemem, sağ ol orada kal derim yani. İstemem ama benim farklı, benden farklı bir kişi benim karşımda olduğu zaman ben... O bana daha bir şey gelir, anlatabildim mi? Çekici gelir. Zaten ilişkilerde bu, ben sizin aynınız olmasını beklemeyin. Artı ile eksi gibi birbirinizi tamamlayın, eksiğinizi kapatın. Zaten ilişki bu demektir. Öncelikle buna bir açıklık getireyim, tamam mı? Yani kendiniz gibi karşı tarafı sizin gibi yapmaya çalışmayın. Sizin gibi olamaz zaten. Hayatta olamaz şimdi. Bir ateş grubuyla toprak grubu bir olabilir mi? Olamaz. Hayatta olamaz yani. Bir ateş grubuyla hava grubu bir olabilir mi? Olabilir. Çünkü hava grupları da aynı. Ama su grubu ateş grubu olabilir mi? Asla olamaz arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Şöyle grup grup ayırdığım zaman. Bir kere ateşle ilişki yaşadığın zaman, tamam mı? Önceliği bu insanların mantıktır. Sevgi duyguyu bastırır, mantığıyla hareket eder. Mantığıyla hareket ettiği için de daima onlar ileriye doğru gider. Hedefleri vardır. Anlatabildim mi? Ama su grupları mesela nasıldı? Balık, yengeç tamamen duygusal saçmalıklar içerisinde, duygulukları diplerde, hep böyle bir depresyon, hep bir köşede. Köşeleri vardır bunların, çekilirler hep geçmişe, geçmişinden kopamazlar zaten. Akrep daha güçlüdür bak, akrep duygularıyla hareket eder ama en azından sezgileri çok yoğun için olduğu için de kestirebilir yani, böyle uçurumun kenarına gelip U dönüşü de yapabilir, onu da size söyleyeyim. Ama Oğlak burçları, tamam mı? Özellikle de gerçekten bu sene zorlu bir süreçleri olacak. Bunu da buradan dile getireyim. Neden diyeceksiniz? Çünkü onlar böyle bir takılı kaldıkları için de ilerleyemiyorlar. Bu takıntılarından dolayı da çok hayatlarında aslında zarar gördüler ama gene aynı döngüde oluyorlar. Şimdi Boğa burcu zaten tamamen böyle arkadaşlar, bir görün, bir görün, bir görün. Yani yerinden kalkana 5 sene geçecek. Çok ağır zaten. Ama parayı sever. Para, 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 para diye böyle hep böyle bakın yani iş adamlarına filan hep boğa oğlaktırlar. Yani böyle hem ateş gruplarından da vardır ama toprak gruplarıdır genelde. Bunlar böyle sıkıcı bir hayatlar olur. Bu sıkıcı hayatları da yani insanı böyle sıkar. Anlatabildim mi? Böyle şeylerdir. Hep koruyucu, kollayıcı, hep bir adımlarını hesaplayan sağlamcılardır yani.
hava gruplarına geldiğin zaman hava grupları gibi kimse olamaz. Özellikle de terazi ve kova burçları çok severim. Çok akıllılardır. Yani çok uçuk kaçık yaşarlar. Hayata onlar özgürlükleri için gelmiştir. Özgürlükleri ön plandadır ve hayatta böyle okuyayım da onu yapayım, bunu yapayım değil. Akışına yaşarlar, biliyor musunuz? Akışına yaşarlar. Ama çok da başarılı olurlar. İkizler biraz böyle durumlarını dengelerse de gerçekten hayatları oturur. İkizler burcu çok zekidir. Bakın ben size söylüyorum. Çok zekidir, çok eğlencelidir. Gel geleli kararsızdır. Hep içinde kendinden bir tane farklı bir kişilik olduğu için bir kararsız kalır. Nedense bunları da size anlatmak istedim. Geçelim bakıma, geçelim bakıma, tamam mı? Niyet ediyorum ilahi kanaldan doğru bilgileri almaya. O kişi sizi sevdi mi, seviyor mu, sevecek mi diye böyle bir şey yapmak istedim. Ve o kişiyi sizinle ilgili planları, projeleri, kim var hayatında, kim yok onları anlatsınlar bana ve siz ne olacaksınız, tamam mı? Sizlerle bakın niyet ediyorum buraya neler olacak, neler bitecek, yani adım olacak mı, eylem olacak mı, ilişkiniz nasıl ilerleyecek bana onları anlatsınlar, ben de size anlatayım. Bakalım Bismillah deyip bakıyorum şimdi. Şimdi canlarım benim burada özellikle kıskançlık var, tamam mı? Bu kişi seviyor mu dediğim zaman bu zaten kıskanç bir yapıya sahip ama siz de kıskanıyorsunuz, onu da söyleyeyim. Ya bu kişinin hayatında biri var ya sizin hayatınızda biri var ve kıskançlık içerisinde. Yalnız gözü üstünüzde istediği şey sizinle bir araya gelip, tamam mı? Burada bana söylenilen şu, tekrardan eskisi gibi olmak. Eski günlerdeki gibi olmak. Çünkü çok güzel zaman geçirmişsiniz. Çok güzel vakit geçirmişsiniz. Ve sizi burada bana denilen şu var. Tensel ve duygusal yönünüz çok uyuyormuş bu kişiyle. Araya farklı durumlar girdiği için şu an diyor zamana bırakılmış bir ilişki. Özellikle de sizi kendinden üstün gören bir kişi var burada. Yani maddi manevi üstün görüyor ve diyor ki ya sizin aileniz varlıklıdır ya da sizin işiniz konumunuz bu kişiden daha iyidir ki bu kıskançlık içerisindedir. Yani bu ilişkiye de bundan da ara verilmiş olabilir. Fakat daha zaman var diyor. Yani bu kişi sizi zamana bırakmış. Çok merak ediyor. Toprak gruplarından bahsediyorum. Bakın burada ateşler çıktı, sular çıktı. Kendinizi uyanı alın. Şimdi toprak grubu bu kişi merak eden Boğa Başak Oğlak. İki durum arasında ama meraktan göbeği çatlıyor. Çatadak çatadak çatlıyor. Burayı çok beğendim. Yani sevgiyi aşkı geçin, tamam mı? Meraktan ölecek. Kalp krizi geçirip geberecek yani. O kadar fena. Ve o kadar yoğun. Onun yoğun enerjisi bana geçti. Anlatabiliyor muyum? Böyle kıskançlıktan dişlerini sıkan biri var burada. Ve korkuyor sizi kaybedecek diye. Başkasına gideceksiniz diye korkusu var. Çünkü sizin etrafınızda biliyor ki başka seçenekleriniz de olduğunu. Öncelikle bunu söyleyeyim. Zaten bu size bir şeyle gelecek. Yani bir durum sunacak size. Bak diyecek sana benim elimdeki durum bu. Bunu kabul ediyor musun? Bu yolda benimle var mısın diyerek gelecek diyor. Korkuları çok. Çünkü bu ilişkide birçok gitgeller yaşanmış. Hem sizin tarafınızda hem onun tarafında. Fakat sizler çok üzülüyorsunuz burada. Bakın toprak erkeği için çok üzülen birileri var burada. Özellikle su gruplarıyla bana burada su grubuyla hava grubu çıkmış. Siz gitmişsiniz artık olmayacağını anlayıp gittiğiniz için hep kafanızda soru işaretleri. Seviyor mu, sevmiyor mu? Seviyor mu, sevmiyor mu? Başkasını mı seviyor, başkasıyla mı? Yani o kişiyi mi seviyor, beni mi seviyor? Diyen böyle bir çok böyle kafa karışıklığı. Fakat siz buna söylemediniz mi? Söylediniz. Bak ben gideceğim. Bak ben seni terk edeceğim. Bunu yapma, karar ver. Bak biraz sevgini, ilgini göster demişsiniz. Fakat bu Dunkhoff anlamamış. Anlamadığı için canlarım benim anlamadığı için de bu burada, tamam mı? Beklemek zorunda deniliyor bana. Şimdi dediğim gibi ateş grupları bir karar vermesi lazım. Burada ateşler çıkmış. Neye karar vermesi lazım artık? Şuna karar vermesi lazım. Ben ne istiyorum? Neyi bekliyorum? Bu beklediğime değecek mi diye diyor, karar verecekler diyor. Özellikle de bana denilen burada şu var canlarım benim. Sizler, tamam mı?
artık böyle sabit ilişkiler istiyorsunuz. Yani artık bir olgunluk içerisinde, saygı içerisinde, sevgi içerisinde ne istediğinizi biliyorsunuz diyor. Ve olmayacak bir ilişki içerisinde de olmak istemiyorsunuz diyor. Çünkü artık çoğunuzun farkındalığı artmış. Şimdi burada şifacı enerjiler de var, tamam mı? Yani bunlar böyle şifacı nedir? Yani bir tür atalardan gelen böyle bir şifacılığınız vardır veya kendinizin uğraştığı bazı şeyler vardır. Şimdi burada bana birçok enerji geliyor. Anlatabildim mi? Ama sezgileri, hisleri kuvvetli olan kişiler var. Ama burada diyor ki kendinize diyor hissiniz, yani kendi hissiyatınız kendinize geçmiyor diyor. Durum burada. Yanlış yapmamanız için de diyor kendinizi diyor iyi düşünüp ölçüp biçmeniz lazım deniliyor. Şimdi seviyor mu durumuna geldiğim zaman da seviyor. Yüzleşeceksiniz. Kendinize güveniniz artacak diyor. Bu kişiden duymadığınız şeyleri duyacaksınız ve beklediğinize zaten değdi diyor. Hesaplaşmalar var çünkü deniliyor. Şimdi bakalım. Şimdi kadersel bir durum var burada arkadaşlar, çoğunuzu kadersel. Şimdi birbirinize yazılmışsınız. Şimdi bir şöyle bir durum var. Yazılmışsınız ama hayatınızda istediğiniz kişi tilki. Siz ne olacaksınız o zaman? Çakal olacaksın ki bunun tilkiliğini dönüp dolaştırıp başına getirebilirsiniz. Ama burada bana deniliyor ki şunu bilin, tamam mı? Bu insanın sizin hayatınıza dönüşü çok saçma sapan olacak. Yani bir şeylik yaparak, bir kurnazlık bir şey yaparak, ya nasılsın, iyi misin, merhaba, ne yapıyorsun, böyle bir saçma sapan durumla ilgili gelecek, onu size söyleyeyim. Yalnız bazıları da burada özellikle toprak grupları için diyor ki beklediğiniz kişi toprak grubuysa bu kişi önce bir ilişki yaşayacak. Bu ilişki nedir? Birisiyle tanışma, birisiyle birlikte olma, fakat o onun hayatına çok şey katacak. Ne katacak biliyor musunuz? Sizinle onun farkını anlatacak bu kişiye. Bunu da yaşanması gerekiyor diyor. Bu kişi diyor ona öyle bir zarar verecek ki özellikle bu ay içerisinde ve 8. ay yaz zamanları yaşayacağı ilişkiden çok büyük bir ders alacak diyor. O ders alıp da diyor ondan sonra sizin kıymetinizi anlayıp da size gelecek diyor. Yani uyanış yaşayacak diyor. Veya da bu kişi evlidir. Evindeki kişiden bir zarar görecektir. Bir uyanış yaşayıp size doğru geleceği gözüküyor. Şimdi zaten düşünüyor. O kadar çok düşünüyor ki ve siz de düşünüyor. Sizin sürekli buluştuğunuz, gittiğiniz bir yer varmış burada. Tamam mı? Orada geçirdiğiniz zamanları, yaptığınız, eğlendiğiniz, yediğiniz, içtiğiniz şeyler düşünülüyor. Ve çok nostaljik bu zamanlarda diyor. Çok duygusal bir süreci var bu kişinin diyor. Özellikle de bakın yengeç ve balık çıkıyor burada. Ve akrep de çıkmış. Yani şu acayip bir böyle kafasında karışıklıklar var. Fakat bu karışıklık nedir biliyor musunuz? Sizi mi seçsem, orayı mı seçsem, yalnızlığımı seçsem? Bu böyle bir içinde böyle bir kargaşa durumu var yani. Ben size bunu söyleyeyim. Ve siz şunu düşüneceksiniz. Maddiyat daha önce gelecek çoğunuz için. Neden biliyor musunuz? Maddi olarak yani iştir, kariyerdir, para kazanmadır, elinize gelecek paralar var diyor bazılarınızın. Bunlara odaklanacaksınız diyor. İlişkiyi sadece böyle bir kenarıya bırakacaksınız. Ondan gelecek şeyleri diyor karşılayacaksınız. Bakın. Bir buluşma var burada. Özellikle de ben size söylüyorum 8. ayın 20'si diyor burada verilen tarih bir buluşma. Çünkü bu buluşmada ondan size gelecek diyor ve siz de buna karşılık vereceksiniz. Daha anlayışlı, daha kararlı, daha dinleyerek, daha adımlarınızdan emin bir şekilde karşısına çıkacaksınız diyor. Bakın. Burada bir aldatma olmuş, tamam mı? Ya sizin tarafınızda ya bu kişi tarafında. Fakat ateş gruplarının altında çıktığı için söylüyorum ve toprak gruplarının da. Şimdi bir intikam veya bir durum içerisine girmeyin diyor, tamam mı? Bu duruma girerseniz diyor
Hani ben onu yaptı, ben de onu yapayım. O gelsin, ben hesaplaşayım. Bu duruma girerseniz siz kaybedeceksiniz. Böyle bir şey durum, bu enerjiden çıkın diyor size. Bakın, haberleşmeler olacak diyor. Özellikle de toprak ateş gruplarıyla alakalı. Bakın, onların altında çıktığı için söylüyorum. Fakat bu ilişki gene bitecek, gene bitecek. Niye bitecek biliyor musunuz? Siz bu tutumu yaparsanız. Ama bu tutum içerisinde olmazsanız diyor, bu ilişki tekrardan başlar ve sağlam bir şekilde ilerler diyor size. Bakın, toprak ve ateşler, zaten sizin ilişkiniz 9. ayda rayına oturacağı söyleniliyor. Şimdi neler olacak? Neler olacak biliyor musunuz? Bazı ilişkiler 5. ayda artık ciddi bir yöne gidecek diyor. Bakın, yani burada artık iki kişiyi aynı şekilde böyle kafa kafaya verip de zorlukları atlatıp da hayatlarını bir arada geçirmek isteyenler olacak diyor ve geçmişten gelen çoğu da olacak diyor. Kimisi de yeniye adım atarak diyor yapacak bu işleri diyor. Fakat çok güzel gelişmeler bekliyor. Şimdi biten ilişki için zorlamayın artık diyor. Tamam mı? Bu sizin için bittiyse diyor, bitmiştir diyor. Bunu zorlamanın bir alemi yok diyor. Zaten sağlam olsaydı bitmezdi diyor size. Ne yaşayacağınız dediği zaman. Şimdi şöyle bir durum var. Geçmişten gelen insan nasıl bir durumda gelecek? Ne yaşanılacak dediğim zaman artık böyle var ya, ben neden bu dünyaya geldim? Ne için? Niye bunları yaşadım? Niye bu hataları yaptım? Niye sana bu şekilde davrandığımı sorguladığı için sizin hayatınıza adım atacağı söyleniliyor. Bakın, bolluk, bereket sizinle olacak diyor. Çünkü burada bir anlaşmalar gözüküyor. Bu ya işle ilgili anlaşmalardır ya işinizi büyütmektir ve bolluğun bereketin artacağı gözüküyor burada. Öncelikle onu söyleyeyim. Bazılarınızın hayatına birileri gelecek ve kıyaslama yapacaksınız. Bu muydu, o muydu? Bir kıyaslama için zaten bunlar hayatınıza gelecek diyor size. Ve gerçekten neyi anlayacaksınız biliyor musun? Ben kendi hayatımı mahvetmişim. Ben sanki hapis hayatı gibi yaşamışım. Ben ne biçim bir ilişki yaşamışım, ne biçim bir hayat yaşamışım diye kendinize bunu soracaksınız diyor. Geçmiş yaşamını kapatacak kişiler var burada. Özellikle de bakın, ateş elementleri söylüyorum, hava grupları ve burada akrep burcu diyor. Geçmişi kapatıyorum diyor. Ben yeniye adım atıyorum diyenleri var. Ve şu var, tamam mı? Artık hiçbir şey yapmayacaksınız. Biriniz hayatınıza girmesi için veya uğraşmayacaksınız. Beni isteyen hayatıma girer. İstemeyen de arkadaş yolu oradadır. Değiş bir tutumda olacaksınız. Özellikle bunu size söyleyeyim. Ve burada diyor ki bakın, 3 ay içerisinde 3 vade vermiş. Zaten bir ilişki bittiyse 3 ay veya 6 ay, bu kimine göre değişiyor, bir dinlenme süreci olması lazım diyor. Ve gerçekten kendi arkadaşlarınızla gezeceksiniz. Tatiller gözüküyor burada. Tatile çıkacaksınız ve çok iyi bir insanla karşılaşacaksınız diyor. Bu insan sizden 3-4 yaş büyük olacak diyor. Fakat 10 numara 5 yıldız olacak diyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Burada bana denilen şu: çok farklı enerjiler var burada. Fakat bir şey bittiyse bunun peşinden koşmayı bırakıp diyor, kendi hayatımı, kalitemi nasıl yükseltirim moduna girmenizi öneriyor burada size. Ve birisi size arkasını döndüyse, başkasıyla bir ilişki içerisine girdiyse ve kıyas halindeyse diyor, artık diyor bu hapishane hayatından çıkın diyor. Yani kendinize o gönüle zorla hapis etmeyin diyor. Bırakın diyor, bolluk, bereket, aşk, sevgi, gerçek olan sizin hayatınıza gelsin diyor. Bağ koparma çalışmaları yapın aynı zamanda da diyor. Ve size gerçekten karşınıza sizin kalbiniz gibi temiz, sizin o saf içinizdeki çocuğu öldürmeyecek biri gelecek hayatınıza, göreceksiniz zaten. Yalnız olan için, olan kişiler için de geçerli. Ama burada bana verilen şu: bu kişi kurnaz, tilki, tamam mı? Gene buluşur, gene size acıyı atar, gene sıkıntı yaşatır.
Haberleşme konusu problem değil. Zaten haberleşmeler olacak. Burada karar verecek kişi dişi olarak çıkıyor, tamam mı? Eril zaten geliyor. Dişil karar verecek ve ilişkiyi dişil yönlendireceği çıkıyor. Dediğim gibi size uyanı alın, kabul edin, uymayanı evrene geri yollayın. Bakalım şimdi o kişinin, yetmedi bu bana, biraz daha bir bakayım. Neymiş? Şimdi diyor ki sizin kıymetinizi, şansınızı 1,5 ayda anlamış bu insan, tamam mı? Veya 1,5 hafta, 2 haftada anlamış diyeyim ben size, ya da 15 günde. Şimdi bana verilen bu çok değişik değişik şeyler çıkıyor. Şimdi bir kere siz kendi kıymetinizi anlamışsınız, tamam mı? Ben bu değilim, benim değerim bu değil diyorsunuz. Ve bakın burada diyor ki bu ilişkinin aslında bozulması ya arkadaş çevresidir ya da etraftan size gelmiş tuzaklardır deniliyor bana. Ve sizin ilişkiniz o kadar iyi giderken birden bir bataklık içerisine girmiş. Fakat bu kişi çok merak halinde. Sizi o kadar merak ediyor, takip ediyor, haberler alıyor. Yani siz ama dolandığının bunun etrafında farkında bile değilsiniz. Evinizin etrafında dolanıyor, iş yerinizi biliyor. Duygusal takılıyor, çok alkol tüketenler de var burada çünkü çok üzüntü içerisinde, gerçekten çok üzüntü içerisinde. Ve burada diyor ki çok detaycı davranıyor, yani neden diye böyle, yani ben nasıl yapacağım, nasıl geri kazanacağım, şimdi bir çaba haline girmiş bu kişi deniliyor. Ve diyor ki özellikle Aslan Burcu soğuksunuz diyor, artık bu ilişkinin olmayacağını sanki anladınız, şükürler olsun. Ve gerçekten soğuk bir kış uykusuna yatmış gibi duruyorsunuz. Özgürlüğünüzün tadını çıkartıyorsunuz diyor. Bana dahil olan gelsin, dahil olmayan gitsin diyorsunuz. Fakat burada bana diyor ki 8. ayın 20'sinde çok güzel gelişmeler olacak. Çok güzel de haberler alacaksınız. Sizlere uyanı alın, kabul edin. Uymayanı evrene geri yollayın. Şifa olsun, şifa olsun, şifa olsun. Seviliyorsunuz. Beğenmeyi, yorumlarınızı atmayı unutmayın. Tamam mı canlarım? Abone olmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Tschüss.